kriterimiz. En çok gol atan takım. Bakalım ayakta kim kalacak. Devam etsin. En çok gol atan takım Fenerbahçe'ymiş. Son 11 yılda kendi aralarında oynadıkları 66 karşılaşmada. Başka bir kriter bakalım. Devam edin çocuklar. Peki en az gol yiyen kimmiş? En çok gol atan Fenerbahçe'ymiş. Gelsin bakalım. En az gol yiyen takım da Fenerbahçe'ymiş bu dönemin içerisinde. Bir başka kriter açısından bakalım. Gelsin o da arkadaşlarım. Peki en çok kim galip gelmiş? Yine belirtiyorum ekrana başına şu an geçenler olabilir. Dört büyüklerin sadece kendi aralarında oynadığı 66 karşılaşma değerlendirildi. Dört büyük takım yaptığı karşılaşmada Fenerbahçe'miz, Galatasaray'ımız, Trabzon'umuz, Beşiktaş'ımız onlar bizim için çok önemli. Onlar sayesinde futbolu seviyoruz. Ee, yayıncı kuruş, kuruluş şeyi satıyor, dikodur satıyor, Türk futbolu bir yere geliyor. Gelsin bakalım en çok kazanan takım kimmiş? Ekrana önce verelim. En çok kazanan takım da Fenerbahçe'ymiş. E, dolayısıyla son e, slaytımız gelsin ekran'a. Peki e, gelsin bir görelim çocuklar. En az yenilen kimmiş? En az yenilen de Fenerbahçeymiş. Dört büyüklerin kendi arasındaki karşılaşmalarda ve en son slayt mı çocuklar? onu bana da uyarın lütfen. Ve en çok puan alanda son 11 yılın içerisinde gelsin. Yine Fenerbahçeymiş. Şimdi son 11 yıllık süreçte. Şimdi ben hemen bir şey söyleyeyim başka buyurun. Bir defa. Sevgili Gürkancığım, yani bir defa teşekkür ederim. Hemen hemen son zamanlardaki en sıkıntılı gecelerden bir tanesi tabii bugünkü tutukluluk kararının devam etmesinden dolayı en sıkıntılı gecelerden bir tanesinde ve moralim çok bozuk, çok da canım sıkkın bir halde. Size söz verdiğim için bu programa sağ geldim. Olun, sağ ol. Sağ olun. Ee, ama sadece ve sadece programın başında da gerçekten çok zorlanarak programı götürmeye çalışıyorum. Söz verdiğim için. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ama içimden içimi rahatlatan, moral veren bu araştırmayı yaptığınız için gerçekten can yürekten teşekkür ederim. Hı hı. Bu en sıkıntılı anımızda dahi, bu tabi tablonun ortaya çıkması gerçekten beni çok mutlu etti. Hı hı. Bir de ayrıca enteresan bir şey var. Hı hı. Bu 11 yılda da Fenerbahçe'nin başında Sayın Aziz Yıldırım var, değil mi? Doğru tabi o, o, o süreç. O süreç. Dolayısıyla. Bu arada çok özür dilerim. Tabii. Şimdi tabii bir sürü bu, hani biz öküz altında buzağı ararız ya, evet. öküz altında buzağı arayacaklar için de söyleyelim. Allah şükür ben e, Sayın Nihat Başkan'ımı bu beş ya da altıncı karşılaşmamızdır değil mi sevgili başkanım? Evet. Bir yerde karşılaşır, merhabalaşırız. Aziz Yıldırım Başkan'la iki ya da üç kez bir yerde karşılaşmışızdır. Hayatımda hiç kimseyle ne bir ilişkim, ne bir iş ilişkim vardır. E, spor e, ortamlarında hiç yokumdur. Zaten bir hastalıklar Bütün gün muayenehanede uğraşıyorum. Benim bütün işim rakamların üstünden bir takım şeyler ortaya çok koymaktır. Yani. 11 yılda neden? Onu da kafaya takan olacaklar. 2001 yılında sevgili Şansal abim, benim çok sevdiğim Şansal Büyüka bana Lig TV'de hadi sen de program yap de. Demeye başladığından itibaren bir takım analizler yapmaya başladığım için 11 yıllık bir dönem. Onu da söyleyelim öküz altında bu sahriyanlar da bunun cevabını evet, veriyor. Teşekkür oldum. ederim gerçekten. Beni mutlu eden yani bir parça neşelenmemi sağlayan bir tablo ortaya çıktı. Tabi buradaki en büyük katkı bu buradaki yaşanan bütün kategorilerde Fenerbahçe'nin önde olmasının tabi en büyük mimarlarından bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'dır. Sağ olsun var olsun çok şey Fenerbahçe'ye verdi, zamanını verdi parasını verdi. Aile mutluluğunu belki de verdi. Ama işte bu tabloda bugün burada ve ben de en kısa zamanda başkanımızın bu tutukluluk süresinin biterek tekrar Türk sporuna, bakın futboluna demiyorum, Türk sporuna yine önemli katkılar yaparak hayatının devam etmesini çok istiyorum. İnşallah Allah da ona o imkanı tekrar verecektir. Şimdi